hazırlanırım biliyorsunuz. Daha öncesinde de söylemiştim yani yaklaşık 20 dakikayı falan buldu. Önceden hazırlıklıydım zaten. Arzu Monan beyazlar içerisinde tüm şıklığıyla geliyor geceye. Evet, onlar bu kadar özen gösterirken biz de, ben de kendi çapımda. Uzun süredir heykeltıraşlıkla uğraşıyor Arzu Monan. Haziran ayında bir sanat galerisinde işleri sergilenecekmiş. İşlerim sergilenecek birçok başka sanatçıyla birlikte. Onun küçük hazırlıkları içindeyim. Bunun dışında heykel yapmaya devam ediyorum. Kişisel sergi için daha erken. Arzu Monan'a çok fazla projeden teklif geldiği fakat hepsini reddettiği konuşuluyordu. Bunun sebebi ne acaba? Yani hep onu söylüyorum. Hani insanın kendini ifade etmesi ise eğer heykelle bunu çok daha güzel ve özgün, bana daha yakın olduğu için hani tercih ediyorum. Televizyon o kadar köşeli cümleler de kurmuyorum. Yarın öbür gün yaparım, yapmam ama... Bilmem, çok uzun zaman oldu. Çok uzaklaştım. Uzaklaştıkça daha da çok uzaklaştım. Ruhum biraz uzak ama yani kim bilir. Peki Arzu Monan'ın ekranlara dönmesi için şartları var mı? Yani kendime bile dillendirmediğim bir şey şu anda burada bilmiyorum ki. Ama yani kafanızın içinde var mutlaka. Yani o gün geldiğinde masaya ne kondu, nasıl bir şey söz konusu, diziyse nasıl bir karakter, programsa nasıl bir program, içeriği nedir, nedir, ne değildir. Ya konuşamadım bile bak. Bilmiyorum yani. Kurallarınız o zaman var mı? Bakarız. Prensipler diyelim yani tabii. Hani herkesin vardır. Birce Akalay defileye gelen isimlerden. Kanda giydiği kıyafetle çok konuşuldu güzel oyuncu. Ay nasıl utandım, nasıl mutlu oldum, şok içinde. Niye utandınız? Ya utandım dediğim yani utanmak demeyelim de işte. Yani o kadar konuşulacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Şaşırdım tabii ki yani, hem gururlandım. Bir de çok sevdiğim orada genç meslektaşlarım da aynı şekilde tüm zarafetleriyle, tüm güzellikleriyle hala da görüyorum. Çok hoşuma gidiyor, çok gururlanıyorum. Onların bir parçası, yani bunun bir parçası olabilmek benim için de çok etkileyiciydi. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel sohbetler yaptık. Networkler yaptık. O yüzden çok mutluyum açıkçası. Birce Akalay'dan bir kan değerlendirmesi istiyoruz. Bir markanın aslında davetlisi olarak oradaydım. Capolo'nun filmini izledik biz. Olağanüstü bir filmdi. Bir bilim kurguydu. Çok etkilendim ama yani şimdi o kadar enteresan ki öyle bir atmosferin içerisinde dünya ünlü sanatçılarla birlikte aynı salonda aynı filmi izlemek, onların ilk dünya premierine şahitlik etmek, orada olmak muazzam bir şey tabii. Birce Akalay'ın Cannes'da bir sinema filmi için teklif aldığı da söyleniyordu. Ay keşke. Sinema projesi için. Keşke, yok hiç öyle bir şey yok. Hayır. Sevgilisi Hakan Kurtaş'la çok bir arada göremiyoruz onları. Fakat sosyal medyaya birlikte yansıyan kareleri çok konuşuluyor. Birce Akalay, ilişkisi hakkında yapılan yorumlarla ilgili ne düşünüyor? İlişkimi değerlendirmiyorum. Yani ilişkimi değerlendirmiyorum ama güzel giden bir ilişkimiz var çok şükür. Mutluyuz diyelim. Yeterli olsun. Esra Dermancıoğlu, kana giden isimleri sosyal medyada yayınladığı bu videoyla eleştirmişti. Kendime dedim ki, aslında kanda benim olmam lazım. Keşke isterdim ki mesela oraya böyle yarı çıplak, çırılçıplak ya da böyle bir havalı yürüyüşler dışında böyle bir iletişim kurabilecek birinin orada olması, değil mi? Onları madem oraya gidiyoruz, burada değil ama madem oraya gidiyoruz, o zaman bir Fransızca şakır şukur konuşan bir oyuncu, değil mi? Mikrofon uzatıldığında yani böyle çırılçıplak yürüyeceğine bir iki çift laf edebilecek o lisanda, madem o ülkeye gidiyorsun, tartışabilecek, konuşabilecek. Çok bir tuhaf. Birce Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun yaptığı eleştiriyle ilgili bakın neler söyledi. Ay hiç konuşmuyor. Çok ayıp. Hiç konuşmuyor. Bize ayıp, ona ayıp? Yok, genel olarak yani konunun kendisi çok ayıp, o yüzden ben konuşmuyorum. Bazı oyuncuların da giydiği kıyafetleri bayağı eleştirdiler. Hiç yorum yapmak istemiyorum. Çok ayıp. Ayıp buluyorum. Kullanılmadı ama. Yani yok, genel olarak ama çok ayıp buluyorum ben. Benim gitmem daha mantıklı olurdu gibi bir açıklaması da oldu. Yok, gerçekten konuşmak istemiyorum. Polemik olur, gereksiz olur. Ben sevmem böyle şeyleri, biliyorsun. Biliyorum. O yüzden yorum yapmak istemem. Ayıp buluyorum sadece. Özge Ulusoy geliyor. Bayramdan sonra tatil sezonunu açıyormuş ünlü manken. Tatil, biz bir süredir ben buradayım. Çalışıyoruz çünkü yoğun bir şekilde.
tatil bayramla beraber başlayacak gibi gözüküyor inşallah. Valla daha hep böyle oturup da şuraya gidelim buraya gidelim yapmadık ama tabii ki yine yaz lokasyonları olur. Faruk Bey'in bir doğum günü var, onun için özel bir yere gideceğiz. Onun dışında her şey böyle gene yaz lokasyonu olur. Bugün defilede yürüyen değil izleyen tarafta olacak Özge Ulusoy. Peki onun için hangisi daha keyifli? Uzun bir süredir hem izliyorum hem çıkıyorum. İkisi de çok keyifli. Sevdiğim tasarımcılar olduğunda tabii ki izlemek çok daha keyifli. O yüzden bugün çok eğlenceli olacak. Bir de çok yakın kız arkadaşlarımla geldim. Böyle keyifli bir akşam geçireceğiz. Boğaza nazır. Pınar Altuğ ve Kızı Su geliyor. Artık davetlere güzeller güzeli Kızı Su ile katılıyor Pınar Altuğ. Evet, artık bana eşlik ediyor. Büyüdü. Genç kız oldu. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Pınar Altuğ tiyatroya ağırlık vermiş bu dönem. Çok iyiyim, çok koşuyorum, çok çalışıyorum ama çok mutluyum. İki tiyatro oyunu birden devam ediyor. Biri çocuk müzikali, Kusursuz Dünya müzikali. Biri de Mutlu Aile tablosu, Emre Kınay ile beraber oynadığımız oyun. Afife Jale ödüllerinde Haldun Dorman özel ödülünü aldık. O yüzden çok heyecanlıyız, çok teşekkür ederiz. 11 Haziran'da ödül gecesinde gidip biz de ödülümüzü teslim olacağız. Kalbimiz bir başka çarpıyor tabii. Bu yoğun tempodan eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Pınar Altuğ yakınıyor mu acaba? 9 gün biraz sert oldu. Hiç bu kadar ayrılmamıştık. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın oyuncusu Hatice Aslan geceye katılan isimlerden. Bahar gibi bir dizide yer aldığı için mutlu başarılı oyuncu. Herkesin sevdiği, birlikte ailecek seyredilen bir dizide olmak güzel. Gerçekten hani arkadaşlarımız... Her şeyleriyle yani zamanlarını veriyorlar, işte fikirlerini her şeyle sadece senariste bırakılmıyor iş. Çalışıyoruz daha iyi bir seyirciye dizi sunmak için. Hem çok yoğun hem de çok eğlenceli bir set ortamı varmış Bahar dizisinde. Hem çok çalışıyoruz hem çok eğleniyoruz. Yoğun bir çalışma. Arkadaşlarımız çok yani içten olunca, samimi olunca tabii ki doğal olarak beraberinde de keyif geliyor. Demet Evgar'a ve başarılı oyunculuğuna geliyor konu. Demet'i çok eski tanıyorum. Yani Demet'le biz tanıştığımızda Demet 19 yaşındaydı. Evet evet bayağı. Serenay da öyleydi 19 yaşındaydı. Hep bir 19'dan gidiyorum galiba. O yüzden çok eski tanıyorum. Çok zaten beğendiğim... Her şeyle, insanlığıyla, yaptığı çalışmalarla, yeteneğiyle çok beğendiğim biri. İyi yani, iyi ki doğmuş. Gerçekten iyi ki doğmuş. İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natalie Yarcan gecenin davetlilerinden. Çiftin yaz aylarında evleneceği iddia ediliyordu. Her şey olabilir bu hayatta. Hayat bizler için. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her şey olabilir bu hayatta. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ceyda Dübenci geliyor. Oldukça fit görünüyor güzel oyuncu. Bu formunun sırrı nedir acaba? Şöyle aslında ben son 1,5 senedir doktorumun da onayıyla günde bir öğün besleniyordum. O artık benim vücudumun belli bir forma girmesini sağladı. Destek aldığım bazı şeyler de vardı kadın olarak. Kızı Melisa'nın müzik performansı çok beğeniliyor. Oldukça ciddiye alıyormuş müziği. Şimdi Melisa 13 yaşına geldi ve bu müzik zevki çok ilerledi ve aşkı. Şimdi güzel şan derslerine başladı. Daha ciddiye alıyor meseleyi ve istiyor ki hani şarkılarıma çalışayım, sen beni videoya çek, sonra da onları hani emniyetli, güvenli bir şekilde yayınlayalım. Anne kız birlikte düet de yapacaklarmış. İstiyoruz. Bir tane şarkı var çok sevdiğimiz. Onu birlikte söylemek istiyoruz. Yavaş yavaş galiba hani oradan hayata tutunuyor diye düşünüyorum Melisa'yı. İyi geliyor ona da. Sağ olsun herkes de çok onurlandırıyor ve cesaret veriyor Melisa'ya. Önemli yani evlatları böyle güçlendirmek ve gururlu bir şekilde hayallerinin peşinden gitmelerine eşlikçi olmak. O yüzden iyi şimdilik. Konu eski eşi Bülent Şakrak'a gelince konuşmak istemediğini belirtiyor Ceyda Dübenci. Ben bu konuda konuşmayacağım izniniz olursa. Benim için hayat çok güzel gidiyor. Evlatlarım çok iyi. Bu sene mesleki olarak çok güzel bir sene geçirdim. Dolayısıyla da ben mutluyum, her şey yolunda. Herkes çok mutlu olsun. Özür dileyerek bu kadar cevap vermek istiyorum. Geçiyoruz defileye. Birbirinden renkli ve şık kıyafetler Boğaz'ın kenarından böyle görücüye çıktı.
kıyafetler davetlilerden yoğun ilgi gördü. İstanbul gecelerinde Sıla'nın konserine uzanıyoruz. Sıla siyah yırtmaçlı ve akrep detaylı elbisesiyle sahnede. Şıklığıyla gözlere, sesiyle kulaklara hitap ediyor Sıla.